Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle Alize'nin Angora Gold simli ipini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Şöyle 2 şiş üzerine ilmeğimi çıkaracağım ki ipim ince, alt kısmı toplama yapmasın. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Modelim 14 ve 14'ün katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 numara şiş kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ipimiz oldukça ince. Dilerseniz daha ince bir şiş de kullanabilirsiniz ama ben zaten sıkı ördüğüm için 3 numara şiş yeterli benim için. Dediğim gibi modelimiz 14 ve 14'ün katlarından oluşuyor. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Bir sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplamda 28 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle düğümümü atayım. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım. Şişimin birini çıkarıyorum ve başlıyoruz. Ben lastik geçmiyorum. Direkt modele geçeceğim. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ipi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördük. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum yine. İpimi arkaya aldım. Şöyle bir dolama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bakın şu şekilde. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 ve yine 8 tane düz ilmek ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm kenar için. Şöyle kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Modeli ön yüzden kurmuş olduk. Dediğim gibi ben lastik geçmedim. Siz diyelim ki lastiğinizi ördünüz. Ön yüzden modelinizi bu şekilde kuracaksınız. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada iki düz ilmeğim görünüyor. İkisini düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada iki ilmeğim düz. İki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada iki ilmeği birlikte örmüştük. Bir de arttırmış olduğumuz ilmeğimiz vardı. Bu ikisini ters örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Yine iki ilmeğim düz.
İpi benden yana aldım. 8 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Evet. Kenar ilmeğimi yine alıyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Yine aynı işlem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğim bakın yine düz. 2 ilmek ters. Şimdi bakın ipimi arkaya alıyorum. Burada benim ilmeklerimin yönü ters olduğu için düzeltiyorum. Sizinkiler düzgünse bu işlemi yapmanıza gerek yok. Şimdi bu ikisini birlikte örüyorum. Şöyle. İkisini bir ördüm. Daha sonra burada şöyle bir tane arttırma yaptım. İki tane ters ördüm. Yani burada yaptığımız ajur bir sağda bir solda oluyor arkadaşlar. Tekrar 8 ilmek düz. Şimdi başlarken yarım model kuracağız. Ondan sonrakiler tam olacak. 2 ilmeğim ters, 1 ilmek düz. Tabii ki şu anda bir şey anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. İpimi arkaya aldım. Yine arka yüzde ne görüyorsam onu örüyorum. 8 tane ters. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi benden yana aldım. Buradaki ajırımı ve 2 ilmeği birlikte örmüştüm. O ikisini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 8 ilmeğim ters. İki ilmek düz, kenar ilmeğim yine ters. Şimdi bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Şöyle elimi tutarsam daha iyi göreceksiniz. Şimdi ön yüzde ördükten sonra arka yüzde modeli şekillendirmeye başlayacağız artık. Dediğim gibi burası yarım model. Kenar ilmeğimi aldım. İki ters. Yine 8 tane düz. İpi benden yana aldım 2 ters. Şimdi dediğim gibi yine ajurlu kısımdayız. Bir sağda bir solda olacak ajurumuz. Yine doladım. Şöyle ilmeğimin yönlerini düzelttim. 2 ilmeğimin ikisini bir ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ters. İpi arkaya aldım. 8 tane düz ilmek. İpi benden yana aldım. 2 ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Evet, bu işlemi şöyle bakın şuradan ilmeklerimi sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. şişte. Dediğim gibi bu modelimiz önce yarım olacak. Şimdi arka yüzdeyim. Modeli dediğim gibi şekillendirmeye başlayacağız artık. 2 ilmeğimi düz ördüm. İpimi benden yana aldım. Buradaki 8 ilmeğin ilkini ters ördükten sonra 2 kez doluyorum. 1 ilmek ters. 2 kez doluyorum. 1 ilmek ters. 2 kez doladım. 1 ilmek ters. 2 kez doladım.
bir ilmek ters, iki doladım, bir ilmek ters, iki doladım, bir ilmek ters, yine iki doladım ve son ilmeğimi ters ördüm. Yine burada iki tane düz ilmeğim var, ikisini düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bu iki ilmeğim yine ters. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bakın bu 8 ilmeğimin ilkini yine ters ördükten sonra 2 kez doluyorum. Ördüm. 2 kez doladım. Ters ördüm. 2 kez doladım. Ters ördüm. İki ilmeğim düz, kenar ilmeğim ters. Şimdi ön yüzdeyim, modelimi şekillendireceğim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İpi benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. İki ilmeğim tersi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın şimdi bu 8 ilmeğimin arasında ikişer tane ilmek doladık. Bunları açıyoruz. Yani şu şekilde açıp bırakıyorum. 2 3 4 şöyle 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi bu şekilde uzattım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu 4 tanesini şöyle alıyorum. Diğer 4 tanesini bunun içinden geçiriyorum şu şekilde. Şöyle çapraz bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra bunları tekrar sol şişime aktardım ve hepsini tek tek düz olarak örüyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi şu şekilde düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Yine bu arada iki tane ters ilmeğim var. İkisini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın buradaki ilmeklerimin yönlerini düzeltiyorum. Başta da dediğim gibi eğer sizinkiler düzgünse düzeltmenize gerek yok. İkisini birlikte ördükten sonra bir doluyorum, iki ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine ilmeklerimi açıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi bu şekilde yine açtım. Bakın şöyle 4 tanesini sol şişime aldıktan sonra şöyle 4 tanesini sol şişime aldım. Diğer 4'ünü de şöyle bu aldığım ilmeklerin içinden geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü elde ediyoruz. Tekrar şişime taktım. Ve şöyle 1 2 3 4 5 6 şöyle tek tek alayım. İp ince olduğu için biraz zorlanıyorum ama inanın görünüşü çok güzel oluyor bu iple, bu modelin. Evet. Modeli şekillendirdik. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. 8 ilmek ters. İki ilmeğim yine düz.
Yine bu ajurla yanındaki ilmeğimiz ters. 2 ilmek tekrar düz. 8 ilmek ters. İki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de burada ters olarak örüyorum. Bakın şöyle modelimizi şekillendirdik. Şöyle göstereyim size. Şimdi bundan sonra yine aynı işlemi yaptıktan sonra şöyle bir sırasını birlikte yapalım bari. 2 ters. Yine 8 ilmek düz. Bu şekilde öreceğiz. Bu sefer tam model yapacağız arkadaşlar. İki ilmek ters. İpi arkaya aldım. Bakın burada bir doluyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimin yönünü düzeltip düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. İki ters. Yine 8 tane düz. İpi benden yana aldım. 2 düz. Kenar ilmeğim burada düz yine. Şimdi yine aynı ne görüyorsak onu öreceğiz. Ben kamera arkasında örüp geliyorum. Evet, ben şöyle kamera arkasında bu kısmı tamamladım. Şimdi dediğim gibi bu sefer tam model yapacağız. Bunda nasıl anlayacağız sıralarımızı? Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. şişte 8. sırada yani arka yüzde yine bir ters öreceğiz, bir dolayacağız. 2 ilmeğimi düz ördükten sonra bu ilmeğimi de ters ördüm. 2 doluyorum, bir ters örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde arka yüzden devam ettireceğiz. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi yine ön yüzdeyiz, modelimizi şekillendireceğiz yine. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğim ters. İpi arkaya alıyorum. Yine bu ilmeklerimizi açıyoruz. 1, 2, 3, şöyle 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın şöyle 8 ilmeğimi açtım yine. Tekrar şu şekilde şu 4 tanesini bakın alıyorum. Diğer 4 taneyi bunun içinden geçiriyorum bu şekilde. Ve yine şişime aktardım. Şöyle ilmeklerimizin sırası karışmasın. Bu 8 ilmeği yine burada düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın bu sefer tam model kurduk. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. Şöyle ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir ördüm. Burada bir doladım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi bir de onu göstereyim size. Modeli şöyle büyük bir parçada görün. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Aslında ipimin rengi çok güzel ama şu an kamerada tam olarak çıkmıyor. Daha açık çıkıyor. Evet, modelimiz bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle modelin arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Tabii ki dilerseniz daha kalın iplerle de örebilirsiniz bu modeli. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedelim. Tabii ki bu modeli bu iplerle genelde çeyizlik yelekler için kullanılıyor arkadaşlar. Yine tabii ki dilerseniz bebe yünleriyle çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur.
Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.